Hayatım havuz gibi. Tahin pekmezini yemeden hiçbir yere gidemezsin. Bu senin için ısıtır. Hop. Aşkım sağ ol da benim acil çıkmam lazım. Aleyna'ya gideceğim. Biliyorsun Ömer Bey'e söz verdik onu evlilik konusunda ikna edeceğimize. Peki. Ne gördüklerin? Bilmiyorum Kemal. Yani belki de tamamen kuruyorum her şeyi. Yani kadının pançosunu benzettim. Selin'le de yemekte tanıştılar. İyi anlaştılar ve sonrasında da buluştular. Olamaz mı? Olabilir tabii de. Senin şüphelerin doğruysa, ikisi daha önce tanışıyorlarsa ve bunu bizden saklayıp bize oyun oynadılarsa bu işin sonu çok pis yerlere gider Nil. Umarım öyle değildir. Yakaladım. Bak bu azer balığı altında kaymak. İlaç bu ilaç. Ye de torunuma kan olsun ha. Olmaz, bunu içeceksin. Şifa bu, şifa. Kız o içilir mi? Kurban olayım. Bak bu organik. Al bunu ye. Sultan Hanım. Organik. Organik diyeceksiniz. Organik. Tıpkı benim hazırladığım bu terkip gibi. Domates suyu, pancar, kereviz sapı, biraz zencefil ve limon suyu kattım. Şifa bu, şifa. İç kızım, iç. Benimkini ye. İç. Benimkini ye. Bunu içeceksin. Ya kuzu? Tamam, içiyorum. Oh! Bunu ye, ağzını toplasın. Bile olursun, ağzını toplasın. Nedir'im, tamam. Ellerinize sağlık. Hayatım, sen Aleyna ile dedesinin evliliği konusundaki konuya bir giriş yap. Sonra ben de size katılırım, tamam mı? Selin meselesini de konuşuruz. Ne meselesi o? Ne olacak? Selin meselesi. Bence Ömer Bey'in evleneceği kadını da o ayarladı. Yok artık Sultan Hanım, siz de nasıl bir senaryo yazdınız ayol? Niye ayarlasın kız? Dünür, senaryo mu değil mi bilemem orasını ama bir yerde bir cılgızız varsa oradan hayır çıkmıyor. Ya kızım boşver, biz konuşmayalım bunları. Hadi kızım, sen işine git evladım, hadi. Ellerinize sağlık, çok güzel. Yok yok, sen zahmet etme, ben mutfağa bırakırım. Hadi tamam, sen git. Görüşürüz. Güle güle. Sultan Hanım, şimdi bu yaptığım içecekten ikimize de yapacağım. Eminim çok beğeneceksiniz. Yok Dünür, sen zahmet etme. Benim hatırım için o içilecek. Hatırım. Bu tarafa doğru alayım. Hadi hayatım, çok dikkatli ol. Tamam canım. Müstakbel kocam, Ömer Beyciğimle kahvaltı edeceğim. Gecikmeyeyim. Aman gecikme. Bunlar Ömer Efendi'nin son huzurlu lokmaları. Aleyna'ya da çok dikkat et. Amacımıza bu kadar yaklaşmışken bir aksilik çıkarmasın. Ay ne sinir şey öyle be. Ha bir taraftan da Nil. İkisinin de gözü hep üstümde. Adımlarımızı ona göre atacağız o zaman. Ömer Bey'i, onu koruyacak olan herkesten uzaklaştıracağız. Aleyna ise Aleyna, Nil ise Nil. Hepsini ezip geçeceğiz. Ömer Bey'le bir an önce evleneceksin. Canım aman diyeyim. Sakın annem ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Cenk'in tutuyor adına dair. Tamam. Aman yenge, annemin çalışma hayatına olan hevesini bilirsin. Vallahi bu tim başına geçmeye kalkar, hayatın burnundan getirir dünyayı. Merak etmeyin, anneme bir şey duyurmam, o iş bende. Tamam. Ne oluyor? Bravo. Yani kombi bedavaya çalışıyor değil mi? İçerisi buz gibi olacak, içeri. Ne oluyor? Ne gizliyorsunuz benden? Yok be anneciğim, vallahi ne gizleyeceğiz? Hiç. Hadi size hayırlı işler. Hadi üşümeyin. Görüşürüz. Ne oldu, niye güldün? Ya bizim eski mahallede Sedat amca vardı, hatırlarsın. Bakkal. Bir keresinde annemden iki saat dükkanda durmasını istemişti de ortalığı birbirine katmıştı. Hatırlamaz mıyım abi? Sedat amca bir gelmişti ortalık toz duman. Bir yandan müşteriler bağırıyor, bir yandan çırak annemin hışmından ağlayarak kaçıyor. Adamın gönlünü alacağız diye iki ay bedava çıraklık yapmıştık da yine de yaranamamıştık. Annem hakikaten senin mutiye ortak olduğunu duyarsa vallahi geçer işin başına, her şeyi birbirine karıştırır. Yani bir şey değil. Bezali Murat'a mahcup oluruz. Hayatta hürmetinden, iyi niyetinden bir şey de diyemez. Ezilir, üzülür vallahi. Aynen öyle. Hadi. Nasıl da düşünüyor seni hayatı? Ama hiç kusur bakma aşkım. Benim yapamadığım durum mermeyi yapacak. Hayata dünya zehir edecek, zehir.
Herkes hazır değil mi? Dünkü talimatlar aynen geçerli. Çocuklar şimdi şöyle, dün bir karışıklık oldu. Pakize teyzeniz bugün geliyor. Hayırlısıyla bir gelse de gitse de bir kurtulsaydık. Aman diyeyim Orhan, Pakize değil, Nüpelda. Zaten ismine takık. Yanlış falan söyleyeyim deme, ne olur. Olay çıkar. Nüfelda mı? Anne, ben her zaman unutuyorum teyzemin yeni adını. Berre ya, ne Nüfelda'sı? Nüvelda ya, Nüvelda. Hayır ya, ne Nüvelda'sı? Nüterda, Nüterda. Aa, Nüpelda. Aa. Yeni yaprak veren tomurcuk demek. Bir öğrenemediniz gitti abi de kubidik isimler söyleyip duruyorsunuz. Ya çocuklar, siz de teyze deyip geçin. 40 yıllık Pakize başımıza Nümelda oldu. Sanki adını değiştirince çok havalı bir şey oldu bana. Aman neyse ne Orhan, Nüpelda. Doğru söyle yeter. Tamam Sevda, neyse ne, Allah Allah. Yumurtadan çıkar kabuğunu beğenmez diye işte ona denir. Siz bakmayın babanıza. Neyse, dediğim gibi saygıda kusur etmek yok. Misafirdir, en güzel şekilde ağırlayacağız. Ne güzel evlatlar yetiştirmişim. Gelsin de bir görsün. Hı. Tamam mı? Şöyle benim koltuklarımı kabartıyorsunuz, anlaştık mı? Sen merak etme anne, o iş bizde. Tamam anneciğim, yaparız. Hallederiz anne ya. Yağma yok oğlum, yağma yok. Hallederiz anneciğim. Böyle. Berre, sen de bıçak kullan. Tamam mı yemek yerken? Öyle adap bilmezmiş gibi. Kızım, sen de saçlarını topla benim gibi. Saçın yemeğe falan girmesin sakın, tamam mı? Hah. Yani vallahi gözüne girelim iyice şu Pakize teyzenizin. Aa anne, ne Pakizesi ya? Berre! Abi öğrenemedin anne. Günaydın dedeciğim. Ya dede, ben çok açım. Şöyle güzel bir kahvaltı yapalım olur mu? Sana ellerimle sucuklu yumurta yapacağım. Nedret abla. Şu tabakları da üst rafa alalım. Hiç pratik değil böyle. Ortalık darmadağınlık. Bir düzen vermek lazım. Aleyna'cığım günaydın. Siz de mi buradaydınız? Yeni geldim. Nedret Hanım'a yol gösteriyordum. Her yer darmadağın, bir düzen vermek lazım. İyi de Nedret abla zaten yıllardır bizimle. Biz düzenimizden memnunuz. Nedret abla, Melike'nin getirdiği tereyağı nerede? Dedeme şöyle güzel bir yumurta yapayım. Bütün sağlıksız gıdaları uzaklaştıralım bu evden. Nasıl ya? Aleyna'cığım, dedenin sağlığına dikkat etmek zorundayız değil mi? Artık kahvaltılarımız böyle. Nedret Hanım, kahvaltıyı götürebilirsiniz. Tabii efendim. Aleyna'cığım, hiç merak etme. Bu evin yeni düzenine alışacaksın. Canım, kahvaltımız hazır. Ben bunları yemem. Hani reçel? Kızarmış ekmek de yok. Biz onlar olmadan kahvaltıya oturmayız. Canım, çok sağlıksız şeyler onlar. Tadına bak, bunları da seveceksin. İstemiyorum. Nedret abla, hadi sucuklu yumurta yapalım. Hem dedem de çok sever. Aleyna'cığım, sucuk sabah sabah dedene ağır gelmesin şimdi. Hem evde kokar. Bak yulaf hazırlattım hepimize, gel hadi. O yulafı siz yiyin, ben yemeyeceğim. Aleyna, niye böyle aksilik ediyorsun? Perihan haklı. Doğru beslenmemiz için uğraşıyor sadece. Hadi geç otur. Hep ben aksilik ediyorum yani. Tamam, tamam, ben yemeyeceğim. Aleyna, dur kızım, nereye? Ben doydum, size afiyet olsun. Aleyna, gel buraya. Aleyna! Canım, sinirlenme. Bu yaşta çocuklar hep böyle aksilik ederler. Anne babası da uzakta şimdi. Aslında ben onun iyiliğini istiyorum tabii ama göremiyor şimdi. Hadi üzülme sen, biz kahvaltımızı edelim. Nil abla. Ya iyi ki geldin. Sorumluluklarım arttı.
Artık Cenk'in de istesi var burada. Daha çok çalışmam lazım. Sen dua et de Jasmin'in müstakbel kocamın hissesi burada diye çıkıp gelmesin. Vallahi hayatı zindan eder sana. Korkmayın. Öyle bir şey olmayacak. Cenk? Cenk, ben Jasmin'e öyle bir şey söyledim ama... Açıklama yapmana gerek yok. Bunları düşünmekte haklısın ama ben Hayat'a söyledim. Jasmin'i uyardım. Hayat'ın işine kesinlikle karışmayacak. Bugüne kadar her şey nasılsa öyle devam edecek. Cenk, uyarmana gerek yoktu. Sen evlilik arifesinde bütün birikimini bu butiğe yatırdın. Hakkı. Çalışmak istiyorsa gelsin çalışsın Jasmin. Ben bir yatırım yapmadım Hayat. Ben o etrafında olmamı istemese de hayatımdaki yeri çok büyük birine yardım ettim. Bugüne kadar o bana öyle iyilikler etti ki... İyi ki karşıma böyle bir fırsat çıktı da ben de küçük de olsa karşılığını verme şansı buldum. Tekrar teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğin için asıl ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Gördün mü? Sana yardım ettiği için ne kadar mutlu. Hayat, insanların senin için bir şey yapmasına izin vermelisin. Bazen sırf onlar mutlu olsun diye. Ama aferin Cenk'e. Nişanlısını bizden daha iyi tanıyor. Çok şükür konuşmuş. Yoksa vallahi senin canından bezdirirdi. Anneciğim, ben çıkıyorum. Dur! Ne gizliyorsunuz siz benden? Ne gizlemesi anneciğim, bir şey gizlemiyoruz. Hayır efendim, sen şimdi Sevda'ya niye gidiyorsun ha? O Nülpelda mıdır nedir? Onunla ne işin? Tarık, sen Cenk, kapıda konuşuyordunuz. Bu evde kesin bir şey gizleniliyor benden. Tabeler geldi. Ay, ellerine sağlık Jasmin ama benim çıkmam lazım. Anneciğim, siz kahvenizi için biz sonra konuşuruz, tamam? Öptüm. Sen bir bak hele. Afiyet olsun anneciğim. Yok, sen bir gel hele. Sen bir gel hele, şuraya bir otur. Kız bir dur. Ceren! Of, butik meselesini sana şimdi söyleyemem anneciğim, kusura bakma. Neyse, şimdilik atlattım. Sağ ol yavrum, eline sağlık. Vay. Sen beğendin mi benim kahveye dürümemciğim? He, öğreniyorsun. Ya tabii sayende yani ben zaten bildiğim her şey senin öğrendiği dürdüm. Dürdün mami ya, sen nasıl bir kadın böyle? Nasıl bir kadınmışım kız? Vallahi sen pırlanta gibi kalpli evlatlar yetiştiren böyle çok güzel, çok harika bir kadınsın yani şimdi ben... Cenk'in yaptığını düşünüyor da yani bunu kimse yapmaz dürdüm mamiciğim. Ne oldu, ne yapmış ki? Hiç sen tevazu şey etme yani dürdüm mami. Sen resmen evlat değil melek doğurmuşsun dürdüm mami ya melek. Cenk'e bak sen ya. Yani sen git kalk. Evlenmeden hemen önce bütün birikimi yani birikmiş bütün parayı böyle butiğin bir yıllık kiraya çat diye ver. Ya bütün birikim harca, elde avuçta hiçbir şey kalmasın. Sen git butik ortak ol, valla pes, pes. Yani bravo, değil mi durdun mami? Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ne diyorsun kız sen? Ya. Toplantıdan önce bakarsınız diye düşündüm Ömer Bey. Sağ ol Delciğim. Tekrar teşekkürler her şey için. Abla, ben hazırım. Müsaadenizle Ömer Bey, Aleyna'yı okula bırakacağım. Müsaadesin. İyi günler. İyi günler. Dosya bahane. Nil Aleyna ile konuşmaya geldi.
Ha, şu dünkü mevzu bizimle ilgili. Yani Nil, Aleyna'yı evliliğimiz için ikna edecek. Evet. Aleyna Nil'i çok sever. Eminim ikna olacaktır Nil sayesinde. Yani bir şey demeyeyim diyorum ama... yani Nil'i bizim özelimize karıştırman pek doğru gelmedi bana. Nasıl yani? Bak hayatım, yakında evleneceğiz, bir aile olacağız sen, ben, Aleyna. Yani torununla Nil yerine senin konuşman daha doğru olmaz mı? E ne de olsa o bir yabancı. Ya haklısın ama Nil Aleyna'ya çok yakındır. Ya olabilir. Ama sorunlarımızı kendi içimizde çözmemiz daha doğru geliyor bana. Yani yabancıları karıştırmak pek doğru değil. Bilemiyorum. Belki de haklısın. Sevda. Ya hayatım ben gelemedim. Kusura bakma, ne olursun. Biz de temizlik yapıyoruz malum sebepten. Melahat ablanın görümcesi gelecek ya. Ah canım sorma vallahi. Biz de. Nüfelda Hanım bir bahane bulur falan diye köşeyi bucağı temizliyoruz. Ay. Sormayın vallahi. Hay benim görümce çerçevelerin üstüne bile bakıyor ayol. Toz var mı diye. Allah Allah. Hay ben de görümce oldum. Ben hiç böyle şeyler yaptım mı ayol? Ay tabii canım. Meloş'um sen hiç yapar mısın? Sen hiç koltukların altını kontrol etmedin. Kapıların üstünü silmiş miyiz diye bakmadın. Kornişler temiz mi diye kontrol etmedin yani. İyi be. Geçin dalganızı, geçin. Kızma Meloş'um ya. Şaka yapıyorum. Dürdane abla geliyor mu? Yok ya, nerede? Küster onlar. Aman, hala mı ya? Barışmadınız mı siz? Sana diyor. Ya, yarımı değişmeyin kızlar ya. Ay beni bir dinlemedi ki Dürdane abla. Dinlese anlayacak ne demek istediğimi ya. Ben şeye kadar, nikah basıncaya kadar ya, imzayı atayım ondan sonrası zaten kolay ama dinlemiyor beni ya. Ay dinlemiyor beni. Benim için o çok kıymetli Dürdane abla ya. Bak yine geldi. Ya ben çok üzülüyorum zaten ya. Melahat ablacığım ağlama ama ya. Canım ya Meloş'um üzülme tamam. Ay neyse Beyza'cığım ya sen Melahat ablaya bak. Hadi hoşça kal. Sevdacığım buralar bitti bu arada, tozlar tamam. Canım benim ellerine sağlık kuzum. Ne demek canım? Hadi gel gidelim keki yapalım. Tamam. Ha ne diyeceğim Ceren? Aman diyeyim şu Nüfelda'nın adını düzgün söyle olur mu? En hassas noktası. Yok yok çalıştım ben dersime merak etme. Nüfelda. Nüfelda. Ezberimde. Bak avcıma da yazdım. Hadi gidelim Nüfelda. Aleyna'cığım, sen iyi misin? İyiyim Nil abla. Bacağını hiç öyle demiyor ama. Bacağım mı? Biraz konuşmak ister misin? Perihan Hanım'a çok gıcık oluyorum. Yani dedem üzerine baskı kuruyor. Bize gözdağı vermeye çalışıyor resmen. Nasıl yani? Sabah Nedret ablaya bütün mutfağı baştan aşağı düzenletti biliyor musun? Neymiş? Mutfak dağınıkmış da, mutfak düzensizmiş de. Sonra dedemi kahvaltıda tereyağlı yumurta yapacaktım. Ona da izin vermedi. Yok efendim artık sağlıklı yemekler yiyecekmişiz. Artık evin yeni düzeni buymuş da bla bla bla. O da kendini o eve ait hissetmek istiyor belli ki. Hem dedenin sağlığıyla ilgilenmesi güzel bir şey değil mi? Ya... Tabii öyle. Öyle de... Ya bilmiyorum Nil abla. Ya bir şey var biliyorum. Ama anlatamıyorum. Ben bu kadını ısınamadım. Aleyna, Perihan Hanım. Seni kıracak, üzecek, yani incitecek bir şey yaptı mı hiç? İyi düşün. Yani sana iyi davranıyor mu? Yani bana bariz bir şey yapmadı. Kibar davranıyor ama hayatımıza karışıyor. Ona ne ki? Seni üzecek bir şey yapmadıysa, iyi de davranıyorsa neden böyle hissediyorsun? Acaba dedene olan ilgisini biraz kıskanıyor olabilir misin? Yani... Dedemi çok seviyorum. Sonra annemden babamdan daha çok ilgilendi benimle biliyorsun.
Bütün o yaşadığımız sorunlardan sonra dedemle aramız çok iyi oldu. Biz çok mutluyduk. Sen, Kemal abi, yani dedem gibi sert bir adamı değiştirmeyi başardınız. O sanki dedem değil de en yakın arkadaşım olmuş gibi. Onunla çok eğleniyoruz. Sonra Perihan Hanım geldi işte. Dedem o ne derse onu yapıyor. Ben o koskoca evde yine yalnız kalacağım diye çok korkuyorum. Korkma sakın. Deden seni çok seviyor. Yani sen bir yana, dünya bir yana onun için. Gerçekten mi? Tabii ki öyle. Bak Aleyna, anneannenin vefatından sonra deden çok yalnız kaldı. İnsan yanında bir ses, bir nefes istiyor. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Hem sen de dedenin mutlu olmasını istersin, öyle değil mi? Ya isterim tabii, elbette çok isterim. Ben size ne diyeyim? Ben ne diyeyim size? Ben burada bostan korkulu muyum? Eşek başı mıyım ben burada? Allah Allah. Ama ben anlamalıydım öyle kapının önünde Cenk, Ceren Hanım, Tarık böyle fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı ki benden bir şey gizliyorlardı tabii kesin. Ya tüh ya Dürdüm Mami çok özür yani ben pot kırdı demeye kırdı ben. Ama ben bilmiyordu ki yani senin bilmediğin. Yok kızım ya benim nereden haberim olacak? Benim haberim olsa izin verir miyim ben? Yani yarın iki gün sonra bu çocuk evlenecek ya paraya ihtiyacı var. Parasını butiğe harcamak da neyin nesi? Benim hemen bir şeyler yapmam lazım. Hay Beyza. Hadi onun için biraz çabucak. Ay. Aa! Kız Dürdane abla arıyor. Aç aç. Aa, affetti mi ki beni acaba? Cenk'i mi arıyor sen Dürdane mi? Ne Cenk'i arayacağım? Melahat'ı arıyorum. O bir hal çaresini bulur. Ama sen Meluş'a küs değil miydi? Evet, küsüm kız ben ona. Alo, Dürdane abla canım. Efendim? Mela, söyle ne istiyorsun? Ha, Dürdane ablam, sen aradın beni, sen söyle, dinliyorum. Ben şey için... Düdüklü tencerem. Yani senin tenceren. Şimdi hani sen bana doğum günümde düdüklü tencere almıştın ya anam. Ben onu paketlerim, kapının önüne koyarım. Gel al tamam mı onu? Ama benim de sos tencerem sendeydi ya. Sen de onu paketle, kapının önüne koy. Anam bu kadar. Sen sağ ben selamet. Tamam mı? Ay Dürdane abla yapma ama böyle ya. Ha? Ben bir şey yapmıyorum Melahat. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sen görümceni bana tercih ettin anam. Yani üç günlük görüntün için beni sildin. Ben de seni siliyorum Melahat. Tamam mı bacım? Şimdi kapatmak zorundayım. Benim çok işim var. Sağ ol. Haydi. Hoşça kal. Ne oldu? Kızgın mı hala? Al mektuplarını, ver mektuplarımı diyor. Yani al tencerelerini, ver tencerelerimi diyor yani. Sildi beni ya. Yok affetmeyecek. Hayır onlar da koskoca Ankara'da birbirlerini buldular kavga etmek için ama hepsi o Jasmin'in yüzünden ya. Uğursuz kız, evlerden ırak, uğursuz kız. Ama sen çok güzel, çok iyi toparladın Dürdüm Mami. Ben yani böyle durumlarda hep Melahat'ı arardım. Yani alışkanlık işte. Ben onsuz hiçbir şey yapamam ki. Yani ben onsuz hiçbir şey yapamam. Çok yalnız hissediyorum ben kendimi ya. Ay ya... Üzülme Dürdüm Mami ya. Ben sana yardım eder. Sen bana nasıl yardım edeceksin kız? Olan olmuş. Oğlan gitmiş de butiğe ortak olmuş. Ne oldu? Paralar da püf. Gitti bütün paralar. Gitti. Aa yok. Dürdüm Mami. Paralar hiçbir yere uçmadı. Paralar butikte yatıyor. Orada duruyor paralar. Ama tabii şimdi burada yani senin gibi böyle zeki, böyle doğuştan girişken, çok çalışkan bir yönetici kadına ihtiyaç var. Yani böyle bir kadın bu işin üste gelirdi. Ben mi? Tabii ki sen Dürdüm Mami. Yani kim olacak ki başka? Dürdüm Mamicim, bak şimdi sen git butiğe tamam mı? Cenk'in hisseler bir sahip çık. Sen böyle bir butik halkındır yani bizim paraya bir para kat. Vallahi Dürdüm Mami, torunlar gelecek senin ellerde. Nil ablam, çok teşekkür ederim. Yani seninle konuşunca içim daha da bir rahatladı.
Ama içimdeki o his bir türlü geçmiyor. Ya o kadın dedemi üzecek diye çok korkuyorum. Üzerse sen de dedenin yanında olursun. Ona sımsıkı sarılırsın. Seni üzecek bir şey yaparsa da işte o zaman deden yanında olur. Hem biz varız. Ben varım, Kemal abin var. Sen hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. İyi ki varsınız ya. Sen de öyle. Hadi bakalım, geç kalma dersen. Nil abla. Dosya getirmek bahaneydi değil mi? Deden benimle konuşmanı istedi, sen ondan geldin. Çok teşekkür ederim. İyi dersler. Aleyna! Nil abla! Nil abla nasılsın? İyiyim Ezgi'cim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hadi zil çaldı, geç kalmayın derse. Tamam. Aleyna'cığım, en ufak bir sorununda bir telefon uzağındayım, tamam mı? Beni aramaktan hiçbir zaman çekinme. Aleyna ne oldu? Nil abla niye böyle söyledi? Hem seni niye Nil abla bıraktı, bir şey mi oldu? Hiç sorma. Ay derse geç kaldı. Konuşuruz sonra. Hadi koş. Anneciğim, hayırdır? Ne kızım? Sebze suyunu içtin mi? Anneciğim ya, unuttum ben. Tam içecektim de. Nil, bak şu ana kadar onun vitamini falan gitmiştir. Evladım, kendini düşünmüyorsan lütfen torunumu düşün. İçme, bir sus. İçme. Midem bulanıyı benim. Ben yandım, sen yandın. Sultanım, istirham ediyorum. Siz karışmayınız bu işe. Nil, göreceğim. İç. Hiç göreceğim. Tamam, içiyorum bak. Anneciğim tamam, içtim bak, hadi görüşürüz. Hah, iyi, hadi. Bye, güle güle. Ne böyle ya? Ay, ne olmuş bunun tadına böyle ya? Dün içirdin değil mi kıza? Ay, oh Sultan Hanım. Bak bir düşün Dördün Mami'ciğim, sendeki bu yönetici kabiliyet kimse de yok. Sen şimdi butik başa geçersen çok kısa zamanda Dördün butik ün bütün ülke yayılır. Bütün böyle kasabalarda Dördün butik şubeler açılır. Bütün köylerde Dördün butik ürünler giyilir ama tabii ki bunun için böyle senin gibi yönetici bir kadın ihtiyaç var. Aman kız, yani yöneticilik kim, ben kim? Ben böyle garip, bencileyim, bir dürdaneyim işte. Aa, olur mu canım öyle şey, ver bakayım şunu sen. Sen şimdi bir düşün bakayım, sen olmasan bu evin hali ne olur? Ne olur kim bilir? Yani şimdi ben mütevazı davranamayacağım ama çok kötü olur diye. Ceren, yani biraz şeyim, toy, beceremi. Tabii öyle toy. Evet, yani oğlanlar desen ay o erkek onlar. Yok. Yok, erkek. Onlar evi böyle evirip çevirmekten ne anlayacaklar ya? Ama Yasemin iş, yani hayatı başka ama. Aa, Dördün Mami olur mu öyle şey? Bak şimdi bir kere eğer bir kadın bir evi çevirip çekiyorsa o kadın dünya yönetir. Yapma ya, öyle mi? Tabii ki Dördün Mami. Hem şimdi bir düşün, yani Cenk'in bunca yıllık emek söz konusu. Şimdi bunu sen mi daha iyi yönetir yoksa hayat mı? Herhalde ben yani. Ama beceremezsem? Ben sana yardım eder Dördün Mami'cim. Bak şimdi, bizim için, Cenk'in bunca yıllık birikim için, çocukların gelecek için, torunların yarınlar için bu ailenin sana ihtiyaç var Dördün Yurtsoy. Sen var mısın butik yönetim devralmaya? Var mısın bizim gelecek kurtarmaya? Varım. Ben ailem için, evlatlarım için her şeyi yaparım. Oh, ha, bir şey mi dedin? Ay, yok Dördün Mami, şey dedi. O zaman biz gidiyor.
gidiyor. Nereye gidiyor? Biz Cenk'in alın tere sahip çıkmaya gidiyor. Hadi. Hadi. Ne dersin, güzel olmuş mudur ha? Görümcem beğenir mi ki? Kız ne gülüyorsun? Ben de mi böyle görünüyordum acaba? Ne zaman böyle mi görünüyordun? İşte seni ilk yemeğe çağırdığımda. Aa, ne olmuştu ki ilk yemeğe çağırdığında? Yani hiçbir şeyi beğenmemiştin. Ben? Hmm. Aa, yalan kız, ben taştan yumuşağını yerim. Aa, beğenmemekle de kalmadım Melahat abla. Gördüğün herkese sarmalarımın ne kadar kalın olduğunu anlattığı için beni mahallede gören herkes çevirip sarma tarifi verdi aylarca. Öyle mi? Ha. Ben onu sadece Güler bir de Tülay Hanım'a anlatmıştım. Bütün mahalleye mi anlatmışlar? Allah Allah. Görüyor musun bak? Hayır, eden bulur diye boşuna dememişler. Kendinden beter görümceyle karşılaştım. İntizar mı ettin ha? Aa. Tövbe de, hakkını helal et. Kurban olayım, geri al ha? Aa, ablacığım aşk olsun ya, helal olsun. Ah. Allah, geldiler. Kız geldiler, görümcem geldi, nişanlım geldi. Allah! Ablacığım, Allah. Hadi kapıyı al. Hadi. Allah! Güzel. Harika görünüyorsun. Ben mi açayım? Açayım ben. Sen aç. Yok, sen aç. Aa, Murat gelmiş. Aa, Murat mı? Aa, ama abla, Rıza Bey geldi, bizim pabucumuz dama atıldı. Hay Allah, seni güzel kardeşim. Ben hiç senin o güzel pabuçlarını dama atar mıyım? Şaka yapıyorum, takılıyorum benim güzel ablam. Murat, şu Orhan'ın tanıdığı emniyet müdürüyle görüşecektin. Onu ne yaptın sen? Bir dakika, yeğenimizden haber mi var? Yok ablam, yok. Daha bir haber yok. Ama araştırıyorlar. Bir şey çıkarsa ben sana zaten haber vereceğim. Merak etme sen. İnşallah. Geldiler. Tamam. Geldiler ben. Ablam bir sakin ol. Sen mi açacaksın? Sen. Tamam, ben açarım. Yahu açsanıza, kapıda kaldı insanlar. Tamam, açıyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Evet. Neler oluyor? Nasıl bir oyun bu ya? İçindeki o his bir türlü geçmiyor. Ya o kadın dedemi üzecek diye çok korkuyorum. Ay, ay Allah ya. Ay Can'cığım, selam. Ya canım benim biraz bulantım var da bugün evden çalışacağım. Odamı kilitler misin çıkmadan? Önümüzdeki haftaki ihale için bütün evraklar orada da. Harikasın canım. Görüşürüz. Burası tam bana göre. Ömerciğine de yakın. Buyurun. Kime bakmıştınız?
Anlamadım. Bakın burası Nil Hanım'ın odası ve şu an kendisi burada değil. Rica etsem çıkar mısınız? Çıkamam canım. Sen bana bir kahve söyle de kaybol hadi. Hanımefendi, sizi bekleme odasına almak durumundayım. Buyurun çıkalım. Çıkmazsam ne olur? Güvenlik çağırmak zorunda kalırım. Yok ya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır. Bakın, lütfen tatsızlık çıkmasın. Sen ne diyorsun be? Sen kimsin de tatsızlık çıkaracaksın? Kendine gel. Ömer çok şımartmış sizi, çok. Hanımefendi, ne oluyor? Bu ne saygısızlık ya? Bu ne cüret? Aycan, Perihan, ne oluyor burada? Ömerciğim, yanlışlıkla bu odaya girdim. Ya kolumdan tuttu, böyle sürükledi beni Ömer. Ne? Ya müşteri olsaydım böyle mi davranılır insana? Hayır Ömer Bey, öyle bir şey olmadı. Ay inanmıyorum, bir de yalan söylüyorsun ha. Ömerciğim vallahi paraladı beni. Aycan, doğru mu bu? Hayır Ömer Bey, olur mu? Dokunmadım bile. Yani ben yalan söylüyorum öyle mi? Ben yalan söylüyorum. Yeter Ömer, ben buna daha fazla dayanamayacağım. Ya bu kadını bu şirketten gönder ya da ben burada bir saniye bile kalamam. İnanmıyorum Sevda ya. Yani bunca işinin gücünün arasında bizi de unutmuyorsun ya, helal olsun valla. Herhalde. Anneyim ben. Sen de ikizler gelince öyle olacaksın. Ya bak Dürdan ablanın keki çok sever. Sonra paket yapalım, unutma sakın. Sağ ol canım ya. İnşallah ben de ileride senin gibi bir anne olurum. Ay canım benim, sen benden daha da iyi olursun be. Ay şu Nüpelda krizini bir atlatsak. Gelse evimizi bir teftiş etse de gitseydi hayırlısıyla. Yani dün öyle büyük büyük konuştum. Yok benim çocuklarım böyle muhteşem, evimiz böyle sıcak, benim evim böyle sıcacıktır, şöyledir, böyledir diye. Ya aklım çıkıyor vallahi. O kadar korkuyorum ki, hele de çocuklardan. Ya Bere bazen bir laf ediyor, böyle dandan konuşuveriyor. Yok canım, pırlanta gibidir senin çocukların. Bak görürsün, Nüpelda da hayran kalacak. Hem evine hem ailene. Nüpelda. Ay doğru, keke de aldım, kopya çekmeyi unuttum. Nüpelda. Aman diyeyim. Sevda, var ya. Sen sırf şu keki satsan köşeyi dönersin, köşeyi. Evet, bu elimde görmüş olduğunuz kek ağızda dağılır, damağınıza yayılır, çayın yanına katılır, çocuklar ona bayılır. Nasıl ama Orhan'ı iyi taklit ediyorum değil mi? Hem de nasıl. Ya Orhan senin şu halini görse gözleri yaşarırdı valla. Allah. Geldi. Evet, tamam, sakin ol. Her şey güzel olacak. Ben yanındayım. Tamam. Bak ne güzel hazırlandık. Panik yapma. Her şey dört dörtlük. Dört dörtlük. Hallettik. Hazırlandık. Açıyorum. Süper. Kapı. Ay. Hoş geldin. Ay iki saattir kapıdayım. Evde yoksunuz sandım. Tam da gidiyordum. Yok canım, mutfaktaydık. Kekti, börekti falan derken çayın yanına işte bir şeyler yaptım. Oturur yeriz. Ben şekeri ve karbonhidratı hayatımdan çıkaralı çok oldu şekerim. İşte yersem arada esmer ekmek falan yiyorum. Yani sen de şu fazlalıklarından kurtulsan iyi olur be kuziş. İyi be, kilo aldım ben. Yok yok, şey yapma, iyisin, bayağı gayet iyisin. Ay apartman da çok eskiymiş, yani üzerimize yıkılmasa bari. Canım, yani siz ayakkabıları çıkartıyorsunuz galiba, biz çıkartmıyoruz da. İyi bildin, bizde çıkarılıyor. Çünkü dışarıdan içeri pislik gelmesini istemeyiz değil mi? Tabii tabii, Alaturka kuzişim benim. Sakin ol, sakin ol. Rıza Bey, sıcak basmasın. İsterseniz alalım şeyi, şapkanızı. Şapka? Yo yo, böyle iyi. Ben biraz üşüyorum da. Şimdi şöyle ben açıklayayım. Benim kardeşim tam banyodan çıktı. O ara elektrikler kesilmesin mi? Saçını kurutamadı, ıslak şimdi. Aman çıkarmasın, maazallah hasta falan olur. Böyle de hasta olur.
Maazallah. Rıza Beyciğim, kendinize dikkat edin ayol. İçeride kurutma makinesi var. Ben getireyim de kurutalım bari. Yok yok, lütfen. Sağ olun. Böyle çok iyi. Lütfen. Muratçığım, senin en sevdiğin tatlıdan almışlar biliyor musun? Yani çok sağ olun. Kesenize bereket. Aa, ne zahmet ettiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Ne demek, ne demek. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım değil mi ama? Rıza Beyciğim, bu sıcakta böyle o kalın şeyle siz terleyeceksiniz. Allah aşkına ben çıkarıveriyorum. Şey, ben biraz acıktım da galiba. Sofraya mı geçsek? Aa, tabii tabii, buyurun. Siz buyurun, ben çorbaları getireyim. Ben de yardım edeyim. Buyurun. Ecrin nerede, uyuyor mu? Ecrin uyuyor. Maşallah var bu ara. Ne oldu? Aklıma gelen, başıma gelirse. Ne? Kız bana bak, yoksa bu adam... Kel mi? Kel mi? Ay yok, değildir ya, adamın saçları vardı. Ay peruk muydu yoksa? Yok sanmam ama. Ay. Herhalde, herhalde. Şey, bunun herhalde yolda gelirken... Peruna bir şey oldu, o da kapatmak için onu... Şapka taktı. Ay ne talihsiz kadınım ben ya. Kele denk geldim. Değildir ya. Ben öğrenmezsem çatlarım. Ne yapacaksın? Yapacağım. Hop hop. Yapma. Yapacağım. Ablacığım yapma ya. Yapacağım. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Evet. Eşyalarını toplamaya başlasa niye dersin? Artık bu şirkette çalışmıyorsun. Kovuldun. Anlamadım. Ömer Bey. Bu hanımefendi ne diyor? Siz kimsiniz? Ben Ömer'in müstakbel eşiyim canım. Yeterli mi? Perihan. Bir sakin ol istersen. Aycan benim yıllardır asistanlığımı yapıyor. Bir yanlış anlaşılma oldu belki de. Ah Ömerciğim. Öyle büyük bir kalbin var ki senin. Ama tabii etrafını akbabalar sarmış, haberin yok. Ya bu kadın beni paralamadı mı? Ya ben buraya müşteri olarak gelseydim, ya bir iş için gelmiş olsaydım. Olacak şey mi bu? Aycan'cığım, niye bağırıyordun öyle? Telefonda müşteriye rezil oldum. Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım senin hanım. Hay daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Ya beni bu odadan kovmadın mı? Güvenliği çağırmadın mı? Üstüme yürümedin mi? Bak Ömerciğim, Selin Hanım da şahit. Ömer Bey, bakın. Ben sadece odadan çıkması için rica ettim. Burası Nil Hanım'ın odası dedim, bu kadar. Başka bir şey yapmadım. Aycan'cığım, çok bağırıyordun ama. Ben bir tek senin sesini duydum. Hay Allah ya. Bari özür dile Perihan Hanım'dan. Ay yok yok canım, ben özür falan istemiyorum. Ya bence derhal gitsin buradan. Bu şirkete yakışmıyor. Perihan, konuş. Konuşacak ne var Ömer? Olan işte ortada. Ya Selin Hanım da duymuş. Perihan. Ömer Bey, sizi sıkıntıya sokmak istemem. Ben istifa ediyorum. İstifa ediyorsun. İstifa etmedin canım. Kovuldun. Aycan. Aycan. Hay Allah ya. Nil nerede ki? Kaçırdı bu sahneyi. Neyse, haberi gider nasılsa. Ben de bu odayı alayım diyorum da. Yine de katmerli sürpriz olsun ha. Tamam Ceyda'cığım, ben biraz düşüneceğim, gün içinde haber veririm. Tamam, kolay gelsin. Bu Ceyda, o Ceyda mı? Evet, okul arkadaşım. Gelin muayenehane açmıştı ya, danışanları çağırmış. Yanında çalışmak ister miyim diye soruyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Yani aslında deneyim için iyi bir fırsat. Ama düşünmek... Hi. Aa, Dürdane teyze hoş geldin. Ne kadar da şık olmuşsun böyle. Lütfen.
Lütfen yani Hayat Hanım bu duvarların içerisinde öyle Dürdane teyze meyze olmasın. Yani çok mutlu, mesut, bahtiyar olurum. Burası bir iş yeri. Şu kapının dışında Dürdane teyze ama burada Dürdane Hanım. Demek memlekete dönüyorsunuz ha? Dönüyorum ama tekrar geleceğim. Annem biraz rahatsız da hani istemeye de gelemedi. Aa öyle mi, geçmiş olsun. Nasıl peki şimdi, durumu iyi mi? Çok şükür daha iyi. İnşallah annemi de alacağım. Düğüne beraber geleceğiz. İnşallah inşallah. Ya onu da göremedik, tanışamadık. Çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletin lütfen. Ellerinden öpüyoruz. Ya da görüntülü mü arasak? Tanışmış olduk. Olmaz. Yani annemin kameralı telefonu yok da. Yani arayamayız, eski tip kullanıyor. Anlıyorum. Akılsız yani. Yok ya. Ama şiştim ben artık ya, tamam. Aa. Ay, üç çocuk, iki de siz. Bir de Orhan'ın yeğeni var diyorsun. Ay bu eve nasıl sığıyorsunuz Sevda Allah aşkına? Bir de hamilesin. Ay vallahi ben olsam çıldırırdım. Helal olsun sana. Vallahi ben evimi, hayatımı çok seviyorum. Maşallah başımı önüme eğdirmeyen çocuklarım var. Vefalı bir kocam var. İnsan hayatta başka ne ister ki? Neyse ben çay koyayım. Nübelda. Efendim? Yok, size demedim. Burada başka Nübelda mı var ayol? Yani hayır, olamaz. Neden? Çünkü Nübelda isminde başka kimse yok. Her şey gibi o da bana özel. Ya ne güzel. Çocuklar da büyümüş valla. Öyle. Ya o kadar muhteşem çocuklar ki. Saygılı, akıllı, dürüst, tatlı. Vallahi Sevda ile Orhan çok iyi yetiştirdi onları. Benim çocuklarımın hamuru iyi. Dediğim gibi maşallahları var. Beni bir günden bir güne üzmediler. Allah'ıma şükürler olsun. Vallahi Allah herkese onlar gibi anne babasına saygılı, terbiyeli çocuklar nasip etsin. Amin. Ya bırakın öğretmenim ya. Efe. Bu yanına kalmayacak. Göstereceğim ben onlara. Hayatım iyi misin? Nil? İyiyim aşkım, merak etmeyin. Gel bakalım, gel. Geç. Geç bakalım. Hayatım bak, Mümtaz Hoca'yı arayayım ya, midem düzen vereyim seni. Yok hayatım, iyiyim dedim ya. Tabii. O acayip şey içince böyle oldu. O hiç olmazsa sebze suyuydu Sultan Hanım. Sizin kaymaklar, ballar bu kızı bu hale getirdi. İyiyim, benle onu tartışmayın. Sen ne yaptın? Aleyna ile konuşabildin mi? Konuştum ama hala tepkili bir evliliğe. Ben gittiğimde Perihan Hanım da oradaydı. Burada mı kalmış kadın? Yok canım, kahvaltıya gelmiş. Tabii Ömer Bey gibi efendi adamı buldu. Bırakmaz Perihan Hanım. Akıllı kadın. Anne. Dünür, kıskandın mı Ömer Bey'i? Anne. Ne demek o Sultan Hanım? Niçin kıskanacakmışım ben onu? Kız şaka yapayım, inandın mı? Böyle şaka mı olur Sultan Hanım? Siz resmen bana laf çaktınız.
Oy, 40 yılda bir şaka yaptın, gerçek sandın. Dönür! Selen'le ilgili bir gelişme var mı peki? Yani Pelin Hanım'la tanışmalıyla alakalı? Yok. Ama kadın Aleyna'ya da bir şey yapmamış. Belli ki şüphelerin boşuna Kemal. Yani Perihan Hanım'dan kimseye bir zarar gelmeyecek inşallah. Gel Hanım. Aa, Aycan, ne oldu sana? Kovuldum. Babam derdi ki, Allah hikmetiyle bir kapı kaparsa, bil ki rahmetiyle de bin kapı açar. Yeter ki adım dostunun yüreğinde içten gelen bir dua olsun. Kalbinde kibir olanın aklında noksanlık olunmuş. Bir çocuğun saflığı ne kibirden köşkleri yıkar yok edermiş. Ve işte insan o zaman bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim? İşte buyum ben dermiş. Derdi ki babam, yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme. Bu işin baharı vardır. Sabret. Ümitsizlikten sonra nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır.